Arkadaşlar merhaba. Her hafta sonu bir ders yayınlayacağımı duyurmuştum. Geçen hafta sonu biraz rahatsızdım. Bu nedenle ders yapamadım. İşte bugüne kısmet oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen derste, ilk derste şu tasarımlarımızı yapmıştık. Stok tanımlama formumuzu hazırladık. Arkadaşlar siz bunu kendi ihtiyacınıza göre genişletebilirsiniz. Artık buraya ürün rengidir, ürün cinsidir, açıklamadır falan ekleyebilirsiniz. Ben fazla uzatmayacağım. Ama iş görecek bir şey çıkaracağız ortaya inşallah. Geçen derste dediğim gibi tasarımlarımızı yaptık. Ayarlar sayfamızı hazırladık. Stokları buraya kaydedeceğiz. Girenler buraya, çıkanları da bu sayfaya kaydedeceğiz arkadaşlar. Biz hemen burada kayıt sayfasıyla başlayalım. Kayıt nasıl yapacağız? Şimdi normalde örneğin buraya bir kayıt girdiniz. İşte ikinci kayıt, üçüncü kayıt. Son satırı bulup sondaki en boş yere kayıt yapılır normalde. Ama ben genelde daha pratik olacağı için ben genelde buraya bir boş satır eklettiriyorum ve kaydı buraya yazıyorum. Daha kolay ve sorunsuz oluyor diye düşünüyorum. Bu nedenle böyle yapacağız arkadaşlar. Son kaydı bul ile uğraşmayacağız bu şekilde. Şimdi kaydete geldik. Şimdi kaydete gelmeden önce bu form aktif olduğu zaman otomatikmen şu stok kodunu buraya çağıracağız. Stok kodunu da ayarlar menüsünden şuradaki sayı olarak, buradaki ID stok kodu olarak kullanacağız. Hatta stok ID diyelim, bence daha mantıklı da olur. Arkadaşlar arada bir böyle değişiklikler yapacağız. Mecbur. Şimdi formu açıyorum. İsterseniz formun activate kısmına, yani ilk aktif ya da initialize kısmına da yazabilirsiniz. İlk oluşturulduğu zaman veya aktif olduğu zaman bir numara arttırıp ayarlar sayfasındaki kayıt numarasını, ID'yi arttırıp buraya çağırabiliriz. Veya şöyle de yapabiliriz. Şuradaki tasarım moduna geçip stok tanımlamaya çift tıkladığımız zaman da burada da oluşturabiliriz. İsterseniz burada oluşturalım. Hemen şöyle yazıyoruz. Sheets diyelim. Ya da isterseniz daha bir sürü yol var arkadaşlar. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın bir modül ekleriz. Modülün ismini ID modülü diyelim, ya da ID olsun ismi. Modülün ismi ID olsun. Buraya sub ID art olsun. Arttır diyelim. Arttır olsun ya da art olsun. Ondan sonra şuraya sheets diyoruz, sayfa ayarlar sayfasındaki nokta A2 nokta value eşittir. Aynısını seçip Ctrl C ile kopyalayıp yapıştırıyorum. Artı 1 diyorum. Ayarlar sayfasındaki şu A2 arttır dedim. Aynı şekilde bir de ID azalt diyelim. ID azalt diyelim. Burada da azaltıyoruz. Eksi 1 diyoruz. Tamam. Şimdi dikkat edin nasıl yapacağım. Bak mesela buraya geldim. ID artmış olacak şimdi. ID artıralım. Şu butonun içine giriyorduk. Buraya çift tıklıyorum arkadaşlar. Buraya diyorum ki çağır. Bakın CAL ID nokta, bak ID modülü yazdım. ID modülündeki ID arttır. Ben bunu seçiyorum. Kopyalıyorum. Ya da seçip kopyalamasam da olur. Şimdi geldi mesela şuraya çift tıklıyorum. Ha, burada bir şey daha unuttuk. ID arttırdığımız zaman tamam, unutmamışız. Burada iptal ettiğim zaman da yine çağır call ID modülündeki nokta ID azalt. Şimdi biraz arkadaşlar hem kod kısmına giriyorum hem buradan çıkıyorum, sayfaya giriyorum. Kafanız karışmasın. Biraz gözünüz alışmışsa kafanız karışmaz. Bakın ben burada stok kaydı çağırdığım zaman ID'yi arttırıyorum
Ve diyorum ki frm stok kayıt nokta txt stok kodu, biz buna stok kodu demiştik. Nokta value eşittir sheets ayarlar sayfasındaki range a2 nokta value dedim. Bakın burada id'yi artırıyor. Yani ayarlar sayfasındaki a2'nin değerini artırıyor. Sonra buradaki artan değeri de stok kodunun valüsüne atıyoruz. Şimdi dikkat edin. Şu anda id'miz kaç? 3. Hatta 0 olsun. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Bakın stok tanımlama. Gördüğünüz gibi stok id 1. İptal ediyorum. Ha, iptale de yazmadık daha. İptali de yapalım. Hemen iptalin içine giriyorum. id azalt ve unload me diyoruz. Tamam. Şimdi bakın stok tanımlamaya geldim. Stok ID 1. Kapatıyorum. Tekrar tanımlıyorum. Bakın her iptal ettiğimde dolayısıyla boşuna bir ID arttırımı söz konusu değil. Eğer kaydedersek bu böyle kayıtlı kalacak artık. Bir de şunu da disable yapalım. Yani şey yapılmaz. Yani müdahale edilmesin. Hatta istiyorsanız başlangıçta ID'niz mesela 1000'den başlasın ya da 10.000'den başlasın. Baştan başlıyorsanız artık oraya bir değer yazarsınız. Oranın üzerinde devam eder. Bakın stok tanımlama diyorum 1001. İptal. Artık orası sürekli 1001 olarak kalacak. Ta ki kaydedinceye kadar. Burayı anladınız. Tabii şunun indeksi, tab indeksini sıfır yapıyoruz bu sefer. Tab indeks sıfır. Yani başlangıçta buranın içinde olacak imlecimiz. Şunu da tab indeksini 2 yapıyoruz. Bir de birimi var burada. Birimi herhalde yapmadık henüz. Birimi yok. Şimdi birimleri de ayarlar sayfasından çağırabiliriz arkadaşlar. Şurada birim diyelim. Az önce ben direkt formu çalıştırdığım için ve iptal ettiğim için bir ID azaltması söz konusu oldu. Birimler diyelim buraya. Birimler ne olsun? Adet, kilogram. Siz buraya istediğiniz kadar ekleyeceksiniz. Kilogram, litre, paket, kutu, teneke, koli, vesaire. Şimdi bunlar birimlerimiz. Hemen birimleri de şuraya çağıralım. Bunun ismi nedir? CB birimi. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Formun initialize kısmına dim b diyelim. Birimin b'si as byte olsun. Byte 255'e kadardı biliyorsunuz. 255 birimden fazla zaten olmaz. Ondan sonra b eşittir sheets ayarlar nokta range anın değil b'nin mesela yüzüne kadar diyelim 100 birim ancak olur. Nokta end x ile up nokta row diyoruz arkadaşlar. Bu son dolu kaydı gösterir bize. Ondan sonra combo box birim nokta row search eşittir tırnak içinde ayarlar sayfasındaki ünlem B2'den B ve B'ye kadar. Ayarlar sayfasındaki B'dir herhalde. Tamam. B2'den başlayacak ve artık burası nereye kadar gitmişse hepsini oraya çağıracak arkadaşlar. Hemen bakalım çağırmış mı? Gördüğünüz gibi adet, kilogram, litre, paket, kutu, koli, tenek hepsi burada var. Yeni bir tane eklerseniz onu da alacaktır. Mesela ne ekleyelim? Adet mesela set diyelim. Tamam seti de ekledik. Şimdi bakın da biraz bunun fontunu büyüteyim. Siz belki göremeyebilirsiniz. Cep telefondan izleyenler var biliyorum. Kalibri 12, 12 olsun. Şu da aynı şekilde 12.
Stock ID de 12 olsun. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi seti de buraya dahil etti arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi sıra geldi kaydete. Kaydetin içine giriyorum. Önce bir sorgulama yapmam lazım. Önce bir sorgulama yapacağım. Diyeceğim ki eğer TX'te stok adı nokta value eşittir boş ise or veya combo box birimi nokta list index küçüktür sıfır ise then bir mesaj verelim. Message box bilgiler eksik, lütfen bilgiler eksik dedik. Bir ünlem işareti koyabiliriz. Tırnağı kapattım ve mesela bir alt satıra geçmek için VB ne harfine basıyorum? Kontrol boşluk tuşuna basıyorum. VB new line, yeni bir sayfa satıra geç, yeni bir satıra geç ve yeni satırda da lütfen stok adı ve birimini hatta istiyorsanız yine bir boş alt satıra geçebilirsiniz. İsterseniz onu da yapalım öğrenmeniz için. Yine V diyorum. V, B, N harfi, kontrol boşluk, new line, yine shift 6 ile V. Lütfen stok adı ve birimini boş geçmeyiniz. Böyle bir mesaj vereceğiz. Ondan sonra exit sub. Buraya da end if. Bakın ben şimdi programı çalıştırıyorum. Burada örneğin stok adını yazdım. Kaydet. Bilgileri eksik. Lütfen stok adı ve birimini boş geçmeyiniz. Burada mesela stok adını boş bırakıp birimini seçelim. Yine aynı şekilde uyarı verecektir. Dolu olduğu zaman da uyarı vermeyecektir gördüğünüz gibi. Bunu yaptık önce. Sonra tabii eğer şu if'e girmemişse, yani şurada bir hata görmemişse bu alana girmeyecektir. Bir hata varsa buraya girecektir. Yani adı stok adı boş ise veya birimi boş ise bu if'e girecek. Aksi halde if'i pas geçecek. Şu buraya gelecek arkadaşlar. Burada yine isterseniz sayfamızı şöyle yapabilirsiniz. Mesela sayfanızı bir değişkene atayabilirsiniz. İşte dim stock diyelim. As worksheet diyoruz. As worksheet dedik. Ondan sonra set ediyoruz şimdi onu. Set stock eşittir. Sheet stocklar diyoruz. Artık sadece stock kelimesi sheet stockları temsil edecek arkadaşlar burada. Stoklar sayfasını. Tamam. Şimdi yazıyoruz. Stok nokta row diyorum. Rows 2 nokta insert. Stok sayfasındaki ikinci satıra bir satır ekle. Yani gel dedim ki şuraya gel. Burada sağ tuş ekle de. Yani boş bir satır ekle. Daha önce kayıtlar varsa örneğin 1 var 2 var. Buraya gelip sağ tuş ekle deyip ve bize yeni stok kaydı için boş yer oluştur dedi. Oluşturdu. Hemen stock nokta range A2'nin değeri eşittir. TX'te stock adı kodu nokta value. Seçip kopyalıyorum. Ctrl V, Ctrl V. B sütununa ve C sütununa bakalım. Stock adını ve birimini aktaracağız. B sütununa TX'te stok adı. Şuraya da combo box birim nokta value'yu aktardık. Aynı şekilde arkadaşlar şuraya şunlara da sıfır değeri atayacağız ilk başta. Yani şimdi bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey de aklıma geldi şimdi. Onu da eklersek bence daha iyi olacak. Başlangıç mevcut stoku da eklesek iyi olur arkadaşlar. Mevcut stok. Şuraya geliyorum. Yani bir stoku tanımlarken elimizde mevcut olan stoku da eklememiz lazım. Mevcut stok. Hemen
Yine bir text box aldım. Bunun kopyasını aldım. Şuna da TX'te mevcut diyelim. Tamam. Şimdi bunun tab indeksi 2 idi. Bunun tab indeksi 3 olması lazım. Tab indeksi 3 yapıyoruz. Kaydetin içine giriyorum. Devam ediyorum. Ondan sonra tabii bu stoğu baştan oluşturduğumuz için şöyle yapıştırıyorum. D, E, F. D2'ye E2 ve F2'ye değer atayacağım. D2 dediğimiz nedir? Giren, çıkan stok mevcut. D2 eşittir. TX'te mevcut nokta value. Mevcudu oraya aktardık. Çıkan henüz olmadığı için çıkana sıfır değerini alıyor, atıyoruz. Ondan sonra diğerine de yine TX'te mevcut diyoruz. Yani F sütununa stok mevcuduna bunu atıyoruz. İsterseniz deneyelim. Önce ayarlardan şunu yine bin yapalım. Şimdi başlıyoruz. Stok tanımlama. Ne diyelim? Kalem diyelim. Birimi işte adet olsun. Mevcut yok. Mevcut yok ise tamam, bir saniye, bir eksiğimiz var. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. Şimdi şurada bir eğer kullanacağım. Eğer TX'te mevcut nokta value eşittir boş ise, boş ise ben şunu şurayı seçiyorum. Eşittir 0. Else değil ise, yani boş değil ise end if. Eğer ben mevcutta hiçbir şey yazmazsam boş ise sıfır atacak. Aksi halde mevcudu atayacak. Bir de şunları da yazmakta fayda var. Yani orası boş ise geri kalanların da boş olması, sıfır olması lazım. Aksi halde bu şekilde. Aksi halde else, şunları da else'nin içine yazacağız. Yani burada dedik ki eğer mevcuta bir şey yazmadıysam hepsine sıfır at. Yazdıysam şayet mevcudu at, girene çıkana sıfır ve mevcuda da yine mevcudu yaz dedim. Şimdi tekrar stok tanımlamaya girdim. Stok adı TV olsun. 102 ekran LED TV. Birimi adet, miktar, stokta 15 adet var. Kaydet dedim. Kaydet, tabii bir uyarı mesajı vermediği için stoğa kaydettik ama hiçbir uyarı vermedi. Gördüğünüz gibi 102 ekran LED TV, birimi adet, giren 15, çıkan 0, mevcut 15. Bu ilk tanımlama arkadaşlar. Giren çıkanlara daha gelmedik. En önemlisi şu ikisine yazacaklarımız olacaktı. Şu anda sadece stoğu kaydetmeyi anlatıyorum. Şunu kaydetin altına yine message box stok kaydedildi nokta nokta nokta. Önce bir kapatalım şuraya. Unload me stok kaydedildi. Bir tane daha deneyelim. Mesela ütü diyelim. Adet mevcut yazmıyorum. Stok kaydedildi. Tekrar stok kayıda giriyorum. Fırın diyelim. Birimi adet, miktarda 10 adet var. Kaydet, stok kaydedildi. Şimdi stoklara baktığımız zaman gördüğünüz gibi fırın adet 10 adet, ütü 0 gördüğünüz gibi, LED TV'de 15 adetti. Şimdi tabii stoklarımızı bu şekilde kaydettik. Ne yapabiliriz başka? Süremiz fazla uzamasın istiyorum. 20 dakika oldu arkadaşlar. Anlattığım için baya bir uzadı.
Bu derste stok kaydetmeyi anlattık. Bir sonraki derste stok girişini anlatacağım. Stokları buraya gireceğiz ve buraya giren miktar otomatikmen buradaki stok miktarını otomatikman arttıracak arkadaşlar. Siz sadece girenleri gireceksiniz. Burada stok girişi diyeceksiniz. Burada bir form tasarlayacağız. Stoğu girdikçe otomatik olarak hem buraya kaydedeceğiz hem de hangi stoğu girmişseniz bile, yani fırın olsun, ütü olsun, burada yüzlerce, binlerce stok girin. Siz orada stok, örneğin ütü deyip girdiğiniz zaman orada kendisi gelip buradaki giriş tutarını bulacak, oraya göre arttıracaktır arkadaşlar. Çıkışta da aynı şekilde onu yapacağız. Dolayısıyla stoklarınızın hem tarihiyle beraber, bir de tarih de eklemişiz burada dikkat ederseniz. En sonda da hangi tarihte ne girmişiz, kaç adet girmişiz, kaç adet satmışız, bunları da görebileceğiz. Bu dersimiz de bu kadar. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.